Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir örneğim var, onu yapacağım sizinle. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ben de gayet iyiyim, beni sorarsanız. Şimdi şöyle zincirimi çekerek başlayacağım. Her türden ipten yapabilirsiniz arkadaşlar. İple tığınızın uyumu olsun yeter. Şöyle zincirimi istediğiniz boyu çekin. İlk sırada örneğimizi kuracağız. Kalan zinciri de kesersiniz. Fazlaca çekin arkadaşlar ölçünüzden. Örneğinizi kurduktan sonra ölçüyü alın. Ondan sonra kalan zinciri zaten oradan kesip yok edersiniz. Şöyle birazcık çekeyim. Ondan sonra örneğimi kuracağım arkadaşlar. Çok büyük olsun istemiyorum. Şöyle 1, 2 zincirime bakayım. 1, 2 tane daha çekelim. Şöyle bakın başını doladım. 1, 2, 3, 4 tane bıraktım. 5. zincirime şöyle battım arkadaşlar. Hepsini bir çektim. Aynı yere batıp şöyle hepsini bir çektim. Bir zincir çektim. Aynı yere 2 tane daha yapıyorum. Başını doladım. 1, 2, 3, 4 tane bırakıyorum. 5. zincirime. Şöyle hepsini bir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha. Bir zincir ve tekrar iki tane. Bir, iki, üç, dört tane bırakıyorum. Beşinci zincirime hepsini bir çektim. Şöyle yarım trabzan diyoruz ve iki tane daha yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bunu başa kadar devam ediyoruz. 2, 4, 5. zincirime. Biraz şöyle hızlıca gideceğim. 2, 4, 5. zincirim. Yarım trabzan. 2 tane. Bir zincir. 2, yarım trabzan. Beşinci zincirime devam ediyoruz arkadaşlar bu şekilde. Yanlış yere mi battım acaba? İki, evet yanlış yere batmışım. Bir zincir ve şu şekilde devam ediyorum. 2, 4, 5. zincirim. Yarım trabzan. Bir zincir. 2 yarım trabzan daha. En sona geldiğimizde arkadaşlar yine 2 4 5. zincirime bunu çift batayım uzamasın. Şöyle buraya da bir tane yapıyorum. Bir tane bırakıyorum. Şu şekil örneğim kuruldu. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Başını doluyorum. Bakın şu yuvamın içine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 buraya geçiyorum. Bunların içlerine beşer tane trabzan yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Tekrar buraya geçiyorum. Oradaki yuvamın içine 5 tane trabzan yapacağım. Buraya geçiyoruz. Aynı işlem. Şöyle ve buraya.
Beşer beşer dolduruyoruz arkadaşlar yuvanın içine. Buraya geçtik. Dört, beş. Bakın şöyle oluyor arkadaşlar. Ve buraya geçtik. Bütün yuvalarımızın içine peş peş doldurduk. En sonunda buradaki zincirimin içine batarak bir tane trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim arkadaşlar. Arkayı çevirdik. Şimdi arkaya çevirdikten sonra burada 5 tane trabzanım var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane. 2 tanesini tam ortadakine buraya batıyorum. Bakın arkadaşlar şu çıkıntıyı alıyorum. Bakın şuradaki şöyle. Bir de buradaki tek kanat alıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere iki tane, bir zincir, iki tane daha yapıyoruz. Şöyle arkadan göstereyim arkadaşlar. Baktığın zaman başını doladım. Bir, iki, üçüncü zincirdir trabzanımın. Bunu alıyorum. Bir de şu tek kanat alıyorum. Bakın. Şu arkadaki kanadım duruyor. Onu almıyoruz. Yarım trabzan. Bir tane daha yarım trabzan. Bir zincir. Ve şöyle iki tane daha aynı yere. Buraya geldik. Tam ortadaki trabzanımı bakın bu şu çıkıntıyı alıyorum. Bir de şu öndekini alıyorum. Arkadaki duruyor. Ve şöyle yarım trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane yaptık yanlışlıkla. Bir zincir, 2 tane daha yapıyorum. Önce şu çıkıntıyı, sonra yanındaki tek kanat alıyorum. Yarım trabzan ve aynı yere tekrar. Bir zincir, aynı yere iki tane daha. Bakın arkadaşlar arkası da bu şekilde oluyor. Başa kadar böyle gelelim. Başa kadar şöyle geldim. Bakın arkadaşlar, şimdi başa geldikten sonra da başını donadım. Buradaki zincirimin tepesine bir tane yarım trabzan yaptım. Bakın şöyle. Şimdi aynı işlem 1 2 3 aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bunların içine 5'er tane trabzan dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 ve karşıya geçiyoruz. Karşıdaki yuvanın içini 5 tane dolduruyorum. Şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Bir arkadan öyle yapıyoruz. Önden bu şekilde örneğimizi büyütelim. Ondan sonra bir görelim. Şöyle arkadaşlar biraz daha yaptım. Bakın şu şekil çok güzel bir örnek oldu. Arkasını da çevirelim. Arkası da şöyle. Hem arkası hem önü çok rahatlıkla kullanılabilecek bir örnek. Şöyle göstereyim. Battaniyelerinizde hırka, yelek, atkı, her türlü şeyinizde bebek battaniyesine çok yakışıyor. Onları da değerlendirin. Bu örneği çok güzel ve şık bir örnek oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğeneceğinizi umuyorum.
İnşallah bir yerlerde kullanırsınız. Benim yaptığım video da güzel, faydalı bir video olmuş olur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.